Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu sezon TV ekranlarında göreceğimiz Roger de Flor gerçek tarihte kimdir? 1267 yılında dünyaya gelen Roger de Flor, Sicilya ve Bizans İmparatorluğu topraklarında savaşmış bir komutandır. De Flor bir yıl süreyle Malta kontluğu da yapmıştır. Gençliğinde tapınak şövalyelerine üye olan Roger de Flor, disiplinsiz hareketleri ve kendi çıkarlarını önde tutması nedeniyle bu birlikten atılmış ve daha sonra bir süre Akdeniz'de korsanlık yapmıştır. 1300 yılında ise savaş sanatında son derece yetenekli olan ve paralı askerlerden oluşan Katalan bölüğünü kurmuştur. Bu dönemde Osman Gazi'nin Bizans topraklarındaki hızlı ilerleyişine karşı Bizans İmparatoru 2. Andronikos, Roger de Flor'dan yardım istemiştir. Komutasındaki Katalan bölüğü ile İstanbul'a gelen Roger de Flor, İmparator tarafından karşılanmıştır. Katalan, Aragon ve Valensiyenlerden oluşan ve sayıları 6500 kişiyi bulan bu bölük, Komutan de Flor önderliğinde bölgede önemli başarılar elde etmişlerdir. Ancak Roger de Flor'un bölgede kendi devletini kurma planlarından haberdar olan Bizans İmparatoru, 1305 yılı içerisinde de Flor'u Edirne'ye çağırmış ve onu burada zehirleyerek öldürmüştür. Katalan bir asker olan yazar Ramon Muntaner tarafından aktarılan bilgiye göre, tarihe Katalanların intikamı olarak geçen olayda de Flor'un öldürülmesi üzerine Katalan bölüğü intikam yemini etmiştir. Türk birlikleri ile birleşerek Bizans'a karşı savaşan bu bölük, yeni liderleri Berenguer de Entanze önderliğinde Bizans topraklarında yağma ve talanda bulunmuşlar ve sonrasında tekrar Avrupa'ya dönmüşlerdir. Böylece Anadolu topraklarında bir daha Katalan askeri görülmemiştir. Video serilerimizden ve analizlerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.